Lan Hobo, lan var ya, hele doktor sana iyi desin, o zaman kıracağım kemiklerini senin. Bir sakin ol. Ya abi elimde olsa yapar mıyım? Ölmüş annemin üzerine yemin ettim, daha ne diyeyim? Ay! Ulan zaten tutamıyorum kendimi. Gebertirim lan seni. Gebertirim seni. Acımıyor zaten. Eli hafif mi? Acımıyor mu? Delirdiniz mi siz? Ne diyorsunuz siz ya? Abi istesem yapar mıyım? Lan eşşal eşek. Beni öldürür, öldürür. Abi. Yüzüne sokağa çıkamıyorum ben artık. Abi ben... Hop 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 hop. Hastane burası canım. Yakışıyor mu öyle şiddet falan? Lütfen ya. Al, al bak işte ne yapıyor. Bak gör. Bak gör ne yapıyor. Niye vurdun? Hocam vuruyor. Samet sakin. Ya istemeden oluyor ben. Elimi kontrol edemiyorum. Ne demek elimi kontrol edemiyorum? Allah'ım bırakın beni ya. Şu kıza yaptıklarının acısını çıkarayım şundan. Efendim sakin. Hocam. Anlat bakalım Alp. Hastanın şikayeti ellerine engel olamaması. Evet. Bu şikayetten biz de payımıza düşeni aldık tabii. Ay. Ne yapıyorsun kardeşim be? İşte hocam görüyorsunuz değil mi? Yani izin verin şunun elini kırayım. Yani yerine yerisi de çıkmaz. Biz de kurtulmuş oluruz şundan. Beyefendi. Abicim bir dur. Doktor beyler baksın. Ya kusura bakmayın. Gerçekten elime hakim olamıyorum. Yani kendi halinde takılıyor öyle. Durduramıyorum. Evet. Devam edelim Alp. Bu şikayet bir süredir varmış hocam. Ancak durum tehlikeli boyutlara ulaşmış. Evet. Muhasebede çalışıyorum. Çalışıyordun. Kovuldu. Neyse ki hapse girmedi. Hem patronu bile inanmadı hırsız olduğuna. Yani benim elimde olan bir şeyi kontrol edemiyorum. Yakın zamanda bir ameliyat geçirdiniz mi? Şiddetli epilepsisi varmış. İlaç tedavisi işe yaramayınca 2 ay önce beyin ameliyatı olmuş hocam. Lan oğlum ne yapıyorsun? Hocam, hocam görüyorsunuz değil mi? Ben bununla nasıl sokağa çıkacağım? Nasıl yanımda gezdireceğim ben bunu? Ya doktor bey gerçekten özür dilerim. Elimde olan bir şey değil. Sorun değil, biliyoruz. Şimdi beyefendinin korpus kallosumunu ayırmışlar. Ondan olabilir mi doktor bey? Ben size şöyle izah edeyim. Şimdi beynimizin burada gördüğünüz gibi 2 yarım küresi var. Bu yarım küreler arasında iletişimi ve koordineli çalışmasını sağlayan bölgeye korpus kallosum diyoruz. Bu olmadığı zaman sol el sağ elin ne yaptığını bilemiyor. Biz buna en meşhur bilinen ismiyle yabancı el sendromu diyoruz. Nasıl yani? Ameliyattan sonra mı olmuş? Bunu tam olarak bilemeyiz. Beyin cerrahisinde bilinen ama çok rastlanan bir komplikasyon değildir. Peki düzeltebilir misiniz? Bizim 4 hafta sonra nikahımız var. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Sakin Serhat. Serhat kendine geliyor. Sakin, sakin. Bakın Serhat Bey gerçekten sakin olmaya ihtiyacınız var. Bu bir rahatsızlık. Ve anlayışla karşılamanız lazım. Şimdi bunun kesin bir tedavisi yok. Ama bazı ihtimaller var. Semptomları biraz azaltabiliriz. Yani? Yani nikah ertelemenize gerek yok. Deneyebiliriz. Hocam biliyorsun değil mi? Sinirde... Oh sakinim, sakinim Serhat sakin. Sakin. Serhat Bey, bakın gerçekten sakin olmaya ihtiyacınız var. Sinir iyi bir şey değildir. Şimdi benim çok iyi bir psikiyatrist arkadaşım var. İsterseniz size ondan randevu alabilirim. Serhat abi, beraber gidelim mi?